Ben Profesör Doktor Hilmi Demir'e dönmek istiyorum. Bugün anladığımız manada bilim batıda gelişmiştir. Müslüman toplumlarda da olmuştur ama sonradan yok olmuştur dedi Sayın Hocam. Metin Arık. Neden? Yani Müslüman toplumlarda inançla bilim arasında bir çatışma mı var? İkisi yan yana duramıyor mu? Yoksa böyle bir ifade kullanmak konuyu bilmemekten mi kaynaklanır? Yanlış bir ifade midir sizce? Şimdi tabii aslında Metin Hocam çok doğru bir şey söyledi ve önemli söyledikleri. O yüzden isterseniz oradan başlatarak giderim. Mesela Newton üzerinden örnek verdi, Galileo üzerinden bir örnekle de ben devam edeyim. Hem de niye İslam dünyasında bilimin ilerleyip ilerlemediği konusundaki görüşlerin de birbirinden farklılık arz ettiğini böylelikle daha iyi anlamış oluruz gibime geliyor. Şimdi biliyorsunuz Galileo'nun en önemli hususlarından bir tanesi yer merkezli dünya görüşünden güneş merkezli bir dünya görüşüne doğru sistemi değiştirmesiydi. Dolayısıyla dünyanın sabit olmadığı ve kendi etrafında döndüğünü söylemesi o dönemde aynı zamanda kilisenin tabiat yorumuna da ters düştüğü için büyük oranda tepki toplamıştı Galileo'nun görüşü. Şimdi bizde de bu konuda iki tane görüş vardır. Bakın çok ilginçtir bu. Bunlardan bir tanesi dünyanın sabit olduğu, yani kendi etrafında dönmediği inancı. Bunu Ebu şey söyler, Abdülkadir el-Bağdadi söyler. Hatta bunu Sünni doktrinin temel inançlarından birisi olarak kitabına alır. Şimdi buna baktığınız zaman İslam dünyasında yer merkezli bir sistemin hiç kabul edilmemesi gerektiğini düşünürsünüz. Oysa bizde mesela Biruni çok daha erken bir dönemde dünyanın hem kendi ekseninde döndüğünü hem de güneş etrafında döndüğünü söyler. Asarul Baki adlı eserinde bunun hesaplamalarını da tek tek zikreder Biruni. Fakat Biruni aforoz edilmez. Şimdi Biruni'yi aforoz eden bir sistem yoktur çünkü İslam dünyasında. Önce bunu anlamak lazım. Batı dünyasında kilise gibi bir aforoz sistemi, yani ortodoksi inşa edelim kurumsal yapı varken İslam dünyasında ortodoksi kurumsal bir kilise yapısı yoktur. O yüzden aslına bakarsanız İslam dünyasında bilim sosyal ağlar üzerinden yürür. O yüzden o sosyal ağlar içerisinde bilimi üreten alimler sınıfı istediğini söyleme, istediğini yazma, istediğini tartışma imkanına da sahiptir. Bu anlamıyla İslam dünyasında bilimin olmadığını iddia etmek ve bilimin ilerlemediğini söylemek Batı dünyasının tersine doğru değildir. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi, isterseniz hatta şu temel şeyden de gidebilirsiniz. Mesela ben hep bazen öğrencilerime de bunu örnek veririm. Biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu kendisine Fransa'da çok önemli bir bilim akademisi ödülü verildi. Bunun veriliş sebebi 16. 17. yüzyıldaki Osmanlı dönemindeki bilimsel keşifleri Batı dünyasına tanıtma açısıydı. Yani Ekmelettin İhsanoğlu'na verilen Alexander Coir ödülü aslında 16-17. Yüzyılda İslam dünyasında bilimi batıya tanıtmasından dolayı verildi. Neler var bunlar içinden? Birkaç örnek verir misiniz İlmi Bey? Yani Meşhurdur işte Cezeri'den tutun da matematikte, mühendislikte, tıpta birçok keşifler bunun içerisinde yer alır. Yani Batı dünyası, hatta bunu İbn Sina üzerinden El Hikim diye filmini de çevirdiler. Dileyenler bunu çok rahatlıkla internetten bulabilirler. İslam dünyasında İbn Sina ilaçlar üzerinden hastalıkları tedavi ederken Paris'te aynı tarihlerde insanlar bu hastalıkları tanrısal ceza olarak görüyor ve bu hastaları cezalandırıyordu. Dolayısıyla bilimin işleyişi esnasında İslam dünyasında ve Batı dünyasında aynı çizgilerlemedi. Bu açıdan İslam dünyasında bilimin olmadığı, bilimin üretilmediğini söylemek gerçekliklerle çok örtüşmüyor. Ama şu sorunuz doğru bir soru. Metin Hocam onu söyledi. Peki niçin devam etmedi bu süreç? Yani neden kesintiye uğradı? Bunu da tabii işin doğrusu 16, 17, 18. yüzyılda aramak lazım.
O bilim kümülatiftir. Yani öncekilerin üstüne konularak ilerler bilim. Dolayısıyla bilimin ilerlemesinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de teknolojidir. Hani biz bazen çok karıştırırız. Teknoloji farklı bir şeydir. Bilim yapmak farklı bir şeydir. Ama teknoloji bilim yapmanın önünü açan önemli özelliklerden bir tanesidir. Dolayısıyla teknik araçların gelişmesi, teknolojinin gelişmesi bilimin ilerlemesini tetikler dünyada. İslam dünyasının bu anlamıyla bilimsel olarak ilerleyememesinin ana nedenlerden bir tanesi teknolojik gelişimlerin İslam dünyasında geç oluşmuş olmasıdır. Sanayinin geç kurulmasıdır. Batı dünyasında mesela bilimi ilerleten en önemli şeylerden bir tanesi silah sanayidir. Teknolojidir. Bunları unutmamak lazım. Yani eğer İkinci Dünya Savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nde olmuş olsaydı ve İkinci Dünya Savaşı'na Amerika'da katılmış olsaydı muhtemelen bilimin gelişimi çok daha farklı ilerleyecekti dünyada. Oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin İkinci Dünya'ya katılmayışı ve Amerika'da sanayinin ve silah sanayinin teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlemesi o telefona, akıllı araçlara giden yol açtı. Dolayısıyla bunlar bilimin öğretilmesi kadar dünyadaki oluşan sosyal, siyasal sonuçların da bir devamıdır. Bunu en güzel izah edenlerden bir tanesi de şeydir, biliyorsunuz, ulusların çöküşü diye Dorenoğlu, Muharrem Bey. Daran Acemoğlu. Daran Acemoğlu'nu mu diyorsun? Daran Acemoğlu. Acemoğlu. Daran Acemoğlu. Şimdi niye bazı devletler ilerlemiştir de bazıları geri kalmıştır? Değil mi? Onun meşhur kitabının en önemli savlarından bir tanesi budur. Araştırdığı konu budur. Ne diyor? Kapsayıcı kurumlar. Şimdi kapsayıcı kurumları inşa ederseniz siz uluslar daha zenginleşiyor ve refah seviyeleri yükseliyor. Bu bilim için de geçerli. Dolayısıyla ulusları bilimsel olarak ileri götüren şey aslına bakarsanız din ya da din bilim çatışması değildir. Hindistan bunun örneklerinden bir tanesidir. Yani Hindistan'ın dini Allah aşkına Hristiyanlık ya da İslam'dan çok mu akılcı bir dindir? Ama Hindistan teknolojide, yazılımda çok ileri bir ülkedir. Yani Japonya hakeza öyledir. Peki bu ülkeleri ileriye götüren ve bu ülkelerin bilimsel olarak daha da ileri aşamalara geçmesini sağlayan şey nedir? Kurumsal inşadır. Kapsayıcı kurumlar inşa etmesidir. İslam dünyasının en büyük sorunu 17. 18. yüzyıldan sonra kurumlarının eskimesi ve o eskiyen kurumların yerine yeni kurumların yapılamamasıdır. Bu da aslında, çok affedersiniz, araya giriyorum ama sosyal kurumların inşa edilmesi de aslında yine sosyal bilimlere değer verilmesi ve bunun öncelenmesiyle olmuyor mu? Yani hep fen bilimleri değil bunları tabii oluşturan. Değil mi? Çok doğru dediğiniz. O yüzden aslında bakarsanız fen bilimlerdeki gelişmeyi tetikleyen şey sosyal bilimlerdeki gelişmişliktir. Yani insanlar siyaseten geliştikçe fen bilimlerinde de gelişebiliyorlar. Ya da kurumsal olarak daha kapsayıcı yapılar inşa ettiği zaman fen bilimlerinde de daha gelişmiş oluyorlar. Mesela üniversiteler bilimsel gelişmeleri tetikleyen en önemli kurumlardan bir tanesidir. Peki üniversiteler İslam tarihinde ve İslam dünyasında eski değil midir? Elbette ki eskidir. George MacDiese diye ortaçağ bilimi üzerine yazı yazan, Türkçe'ye de birçok kitabı çevrildi kendisinin. Çok ünlü bir bilim tarihçisi, pardon, eğitim tarihçisi var. Mesela onun dediği çok önemli bir şey var. Diyor ki Batı dünyasında doktora dediğiniz yapı aslında diyor İslam dünyasındaki üniversitenin kopyalanmasıyla gerçekleşmiş. Onun bir devamıdır. Rönesans reform sürecindeki üniversitelerin oluşumu diyor kökeni İslam dünyasındaki üniversitelerdir. Peki biz İslam dünyasında kurulan bu üniversiteleri devam ettirebildik mi? Sorun bu. Bir örnek vereyim. Mesela Sahni Seman'ı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da kurdu. Başına kimi geçirdi? Ali Kuşçu'yu geçirdi. Ali Kuşçu kim? Bir astronom, matematikçi. Bir medrese kuruyorsunuz. O medresenin başına, Sahni Seman'ın başına bir astronomu, matematikçiyi getiriyorsunuz. Onu da Orta Asya'dan getiriyorsunuz üstelik. Yani İstanbul'dan ortaya çıkmış bir alim değil.
Ve o medreselerde matematik, astronomi öğretiyorsunuz, felsefe, mantık öğretiyorsunuz. Ama bugün geliyorsunuz medrese diye karşımıza sadece Kur'an, hadis eğitimi yapılan yapılar çıkıyor.